Merhaba sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar, Eylül 2023 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili kovalar, öncelikle Eylül ayının konu başlıklarına kısaca bir bakalım. Güneş ayın 23'üne kadar Başak burcunda parlayacak, daha sonra Terazi burcuna geçecek. Başak burcunda yeni ay var, Koç burcunda dolunay meydana gelecek. Merkür ve Venüs retroları artık tamamlanıyor, Jüpiter retro harekete başlayacak ve Mars ay boyunca Terazi burcunda olacak. Şimdi detaylara bakalım. Güneş ayın 23'üne kadar Başak burcunda olacak. Sevgili kovalar, sizin 8. evinizde Merkür o alanda gerilemesini sürdürüyor. Ayın 15'ine kadar, aslında Ağustos ayında başlamış olan bazı konularınız var. Bunlar neler? Daha çok para işleri, hesap işleri, banka işleri, borç alacak konuları, finansal konular ve benzeri. Bir işbirliği içerisindeyseniz belki ortaklaşa gelirler, giderler, bunlarla uğraşıyorsunuz. İşte eşinizin gelirleri, giderleri, bir borcu ödeme, yapılandırma, belki bir emeklilik, bir sigorta konunuz var. Hani buralarda bir ince ayar, bir hesap yapma dönemindesiniz. Aslında Merkür gerilerken çok faydalı da olabilir. İşte muhasebeler için iyi bir dönem, detaylar için önemli bir dönem. 15 Eylül'e kadar retro sürecek. 15'inden sonra artık Merkür düzelecek ve ileri hareketteyken planladığımız şeyleri hayata geçirebiliriz. Burada daha belki düzenli olabiliriz. İşler daha hızlı ilerleyebilir. Ki tam da Merkür'ün düzeldiği gün 15 Eylül'de Başak Burcu'nun 21 derecesinde yeni ay doğacak. İşte bu yeni ayla beraber belki bir kredi almak, belki bir borcu yapılandırmak, belki bir ortaklaşa iş girişimi, bir alışveriş ve benzeri konularda önemli kararlar verebilirsiniz. Değişken burçlarımızı daha fazla etkiliyor tabii ki yeni ay. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle değişken burçlar, ikizler, başak, yay ya da balıkta 21 derece ve yakınlarında gezegenleriniz bulunuyor mu? Eğer bulunuyorsa bu yeni ay sizin için özellikle para konularında çok daha önemli olabilir, etkili olabilir. Satürn para evinizde olduğu için biraz para konularında zaman zaman karamsarsınız, biraz böyle melankoliksiniz, biraz daha belki kendinizi kısıtlanmış hissediyorsunuz, ama maddi durumunuzla ilgili bir şeyleri düzenlemek, toparlamak adına daha olumlu bir sürece Eylül ayı ile beraber girebilirsiniz sevgili kovalar. Ve Venüs Aslan burcundaki retrosunu 4 Eylül'de tamamlayacak. Venüs ay boyunca Aslan burcunda ilerleyecek ilişki evinizde. Bu da herhangi bir ilişki dinamiğinde, bir ikili ilişki, birebir hizmet aldığınız kişi ve kurumlar, bazı anlaşmalar, sözleşmeler ya da evlilikle ilgili bir konuda, partnerinizle ilgili bir konuda, Ağustos ayı boyunca belki süreçte olan, sürüncemede kalan konuların hızlanabileceğini, netleşebileceğini işaret ediyor. Artık evlilik kararı alabilir. Belki bir anlaşmaya, bir sözleşmeye, kontrata imza atabilirsiniz rahatlıkla. İşbirliğinde bir süreç içerisindeyseniz, işte bu işbirliklerinde detayların gözden geçirilmesi, hesaplanması, hazırlanması ve artık anlaşma aşamasına gelmesi de mümkün olabilir. Ve Venüs sizin için her türlü ilişkide, işbirliğinde 5 Eylül'den sonra çok daha kısmetli ve yararlı olacak. Eşten, partnerden, yakın arkadaştan, ortaktan destek alabileceğiniz bir dönemde olacaksınız. Ve Jüpiter Boğa burcunda retroya başlayacak. Mayıs ayından bu yana Jüpiter Boğa burcunda ilerliyordu. Sizin 4. evinizde 15 derece Boğa burcuna kadar ilerledi. Şimdi gerilemeye başlayacak yaklaşık 4 ay. 31 Aralık'a kadar 15 dereceden 5 dereceye kadar Jüpiter gerileyecek. 4. ev alanınızda belki emlak, ev, yuva, aile, ebeveynler alanında daha rahat, daha olumlu imkanlar verdi size. Gelişme fırsatları, büyüme fırsatları, sorunları çözme fırsatları verdi. Topraktan, emlaktan kazanç elde etme imkanı verdi. Satışlardan, kiralardan ve benzeri. Şimdi Jüpiter gerilerken bu süreçte aldıklarınızı, size sunulan etkileri şöyle bir içselleştirme, gözden geçirme, değerlendirme fırsatı bulabilirsiniz. Jüpiter 4. evinizdeyken manevi anlamda genişleme, özel hayatınızda biraz daha mutlu olma, huzur duyma imkanı verebilir. Evdeki yani ev hayatını sizi mutlu edebilir bu dönemde. Aileden daha fazla destekler alabilirsiniz ve buradaki imkanlarınızı belki biraz daha içselleştirebileceğiniz, bu konulara odaklanabileceğiniz bir süreçte olabilirsiniz. Jüpiter'in olumlu açıları var bu ay. Ağustos ayınınla kıyasladığımızda aslında Eylül ayı gökyüzünde daha güzel, daha destekleyici açıların olduğu bir ay. 4 Eylül'de Merkür-Jüpiter üçgeni var ve 25 Eylül'de tekrar Merkür-Jüpiter üçgeni aktifleşecek Merkür düzeldikten sonra.
Bununla birlikte 8 Eylül Güneş-Jüpiter üçgeninin aktif olduğu bir gün ki çok olumlu, en şanslı açılardan biridir. Güneş-Jüpiter üçgeni size yine özellikle kendinizin ve ailenizin kaynaklarından yararlanabilmenizi, maddi manevi fırsatlarla karşılaşmanızı, belki parasal konularda bazı yardımlar almanızı, destekler almanızı ya da kaynaklarınızı değerlendirme fırsatları sunabilir bu olumlu açılar. Ve 23'ünden itibaren Güneş artık Terazi Burcu'na geçecek. Mars ay boyunca Terazi Burcu'nda olacak sevgili kovalar. 9. evinizde olacak. 23'ünden sonra özellikle 9. ev konularında daha aktif olabilirsiniz. Bu medya, yayıncılık işleriniz olabilir, sosyal medya, internet üzerindeki aktiviteleriniz, eğitim konuları, seyahatler, yurt dışı konularında etkileriniz artmaya başlayacak. Buralara daha fazla enerji harcayabilirsiniz. Ve 29 Eylül'de 5 derece Koç burcunda dolunay var. Dolunaylar bir tamamlanma, bir farkındalık ve dönüşüm süreçleridir. 3. ev dolunayı, bir fikrin olgunlaşması, bir düşüncenin netleşmesi mümkün bu dolunayda. Yakınlarınız, kardeşler, komşular ve onlarla ilgili konular gündeminizi şekillendirebilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle 5 derece ve yakınlarında öncü burçlarda gezegenleriniz var mı? Eğer varsa bu dolunayın sizin için çok daha etkili, önemli olacağını söyleyebilirim. Dolunayla birlikte bir seyahate çıkabilirsiniz. İş için, eğitim için olabilir. Eğitimle ilgili belki bir tamamlanma var. Yani bir eğitimin bitmesi, sonuç almanız ya da ticari hayatınızda önemli bir karar almanız, bir anlaşma, sözleşme gibi gündeminizde olabilir. Her durumda iletişimin, hareketin, yakın çevre ilişkilerinin, seyahatlerin daha fazla belirleyici olduğu, hareketli olduğu bir dönem olabilir bu dolunay ve ayın son günlerini, hatta Ekim ayının ilk haftasını da şekillendirebilir. Hepinize sağlıklı ve güzel bir ay diliyorum. Hoşça kalın. Kova burcu, burçlar kuşağının 11. burcudur. Yönetici gezegeni Uranüs ve Satürn'dür. Hava elementinin sabit nitelikli burcudur. Kova burçları heyecanlı, insancı, bağımsız, yaratıcı, ileri görüşlü, arkadaş canlısı kişilerdir. Aynı zamanda dik kafalı, geleneklere aldırmayan, huysuz, anlaşılmaz, tutucu kişiler de olabilirler. Kova burcu insanı yeni olan her şeye meraklıdır. Modaya uygun giyinmek ve yeni çıkan her şeye sahip olmak isterler. Kovalar, insanları seven ve dünyaya dost gözüyle bakan kişilerdir. Çok yönlü ve kültürlüdür. Birçok konuda bilgi sahibi olabilir. Toplumda aranan kişiler olmalarına rağmen bazen herkesten uzaklaşma ihtiyacı duyarlar. Kendilerini çok beğenebilirler. Kova burcu dahiler burcudur. Hayalleri gerçek yapacak kişilerdir.